Bu sihirbazlık numaralarının ardındaki sırlar sizleri çok şaşırtacak. Birazdan size anlatacağımız doğaçlama sihirbazlık hileleri aynı ABC'nin dijital hilelerle bir sırrı saklaması ya da Pepsi'nin Londra'daki insanları kandırmak için bir insanı tutması gibi. Sonuna kadar izleyin çünkü en sondaki hile herkesi inanılmaz şaşırtıyor. 6. Wild Sign'in madeni para hilesi. Coin Matrix hilesi gösterisini yakın mesafede yapan her sihirbazın bildiği bir hiledir. Madeni paraların üzerine kartlar konulur ve hiç dokunulmadan kartların altındaki madeni paraların yeri değişir. İhtiyacınız olan şeyler sadece beceriklilik ve yanlış yönlendirmedir. Wild Sign'in hilesi de buna benziyor ama daha etkileyici. America's Got Talent yarışmasında bu hilesini yaptığındaysa resmen viral oldu. Mel B'nin ağzı bir karış açık kaldı ve Heidi suratına bir yumruk yemiş gibiydi. Hatta neredeyse Simon Cowell'in gülümsediğini gördük. Çok alışıldık bir numara gibi başladı ama tamamen inanılmaz bir şeye dönüştü. Will madeni paraların üstünü açtı ve madeni paralar telekinezi yoluyla aniden hareket edip kırmızı gül yapraklarına dönüştüler. Hile Will'in becerisi sayesinde değil, mühendislik sayesinde gerçekleşti. Bu hiledeki asıl yıldız masaydı. Her kartın altındaki bölge madeni parayı ortaya çıkarma ya da saklama mekanizmasına sahipti. Will ayağı yardımıyla gizlenmiş pedalı çalıştırıp düğmeleri açabiliyordu. Masanın ortasındaki 4 gül yaprağı için 4 farklı mekanizma vardı. Tam bir mühendislik harikasıydı ve hile de mükemmel hazırlanmıştı. Belki de fazla mükemmel. Mesela videoyu durdurduğumuzda ve iyice incelediğimizde neden mekanizmayı göremiyoruz? Captain Disillusion bazı madeni paraların hareket etmesi gerekirken sabit kaldığını söyledi. Yani performans sonrasında belli ki videoyla oynanmıştı. Belki de yapımcı canlı izleyicilerin gördüğü bazı hataları fark edip mekanizmayı gizlemek için dijital bir şekilde videoyla oynamıştı. Böylece numara daha da etkileyici görünmüştü. Aslında bu inanması zor bir şey değil. Sonuçta imkansız gibi görünen bir sihirbazlık numarasını canlı bir şekilde yayınlamak şovu daha popüler yapar ve daha çok para kazanmalarını sağlar. 5. Boynundan naneli şeker geçirmek. Nevermind the Buzzcocks şovunun bir bölümünde Dynamo isimli bir sihirbazdan doğaçlama bir sihirbazlık numarası yapması istendi. Dynamo gülümsedi ve diğer konuşmacılara naneli şeker ikram etti. Bu sadece kibar bir hareket değildi, aynı zamanda hilenin başlangıcıydı. Konuşmacılar naneli şekerin gerçek ve normal olduğunu onayladıktan sonra Dynamo bir tanesini ağzına alıyor ve kolyesini boynundan çıkarıyor. Kolyesi resmen boynunu kesiyormuş gibi görünerek içinden geçiyor ve naneli şeker boynundan çıkıyor. Hayır, kolye hileli değil ve evet, naneli şeker gerçek. Asıl numara Dynamo'nun boynuna şov başlamadan önce yaptığı şeyde. Boynuna her sihirbazın en iyi arkadaşı olan lastik solüsyonu koymuştu. Kolye bu solüsyona bastırıldığında boynu katlandı ve birbirine yapıştı. Kolyeyi oradan çıkarmak için çektiğinde ise elinde saklı olan naneli şekeri kolyeye geçirdi. Böylece naneli şekeri boynundan çıkarmış gibi göründü. Eğer ailenizi ve arkadaşlarınızı korkutmak istiyorsanız biraz yapıştırıcı ve iple siz de bu hileyi yapabilirsiniz. 4. AGT'nin kardın adam numarası. Matt Franco, America's Got Talent yarışmasında eski favori numaralarından birini geliştirerek tekrar sergiledi. Kocaman bir hediye paketini sahneye alıyor ve sonuna kadar içinde ne olduğunu kesinlikle gizli tutuyor. Büyük bir defter gösterildiğinde herkes defterin her sayfasında farklı şeyler olduğunu görüyor. Her sayfada farklı kıyafetleri olan kardın adam parçaları var. Jürileri numaranın katılımcıları yapan Matt, onlara baş, gövde ve alt kısım olmak üzere 3 farklı kıyafet seçtiriyor. Her sayfa ve kıyafet rastgele seçiliyor ama büyük hediye paketini açtığında kardan adamın tam da seçilen kıyafetlere sahip olduğu görülüyor. Bu numara Svengali fenomeni sayesinde yapılıyor. Seçilen sayfaların dışındaki sayfalar birbiriyle aynı ve birazcık daha kısa kesilmişler. Bu yüzden sayfalar çevrilirken hep ikişer sayfa çevriliyor. Sonuç adeta bir sihir gibi ve harika. Eğer sayfalar bir yöne doğru çevrilirse hepsi farklı görünüyor. Ama diğer yöne çevrildiğinde ise rastgele görünse bile o sayfayı seçmelerine neden olabiliyorsunuz. 3. Penn ve Teller'ın mermi yakalama numarası. Numara şu şekilde işliyor. Penn ve Teller birbirlerinin ağzını ateş etmeden önce gönüllü bir kişi mermilere işaret koyuyor. Birbirlerini ateş ettiklerinde genellikle mermi bir kağıt ya da cam panelden geçiyor ki mermilerin silahtan çıktığına gerçekten emin olabilsinler. Sonra ise ikisinin de ağzındaki mermileri gösteriyorlar. Ama eğer dikkat ettiyseniz bunu nasıl yaptıklarını görebiliyorsunuz. Her şey el çabukluğu, akıllı destekler ve sahne arkası yardımı sayesinde halloluyor. İzleyicilerden birileri ilk önce mermilerin ucuna işaret koyuyor. Sonra Penn de Teller de mermileri ellerine alıp yakın çekimde onları kameraya gösteriyorlar. İşte numara burada başlıyor. El çabuklukları sayesinde gerçek mermiyi boş mermiyle değiştiriyorlar. O sırada izleyicilerin dikkatini onlara renkli bir kalem seçtirerek ve kabını işaretleterek dağıtıyorlar.
İzleyiciler boş merminin kabını işaretlerken Penn ve Taylor merminin ucunu parmaklarıyla koparıyorlar. Çünkü merminin değiştiğini anlamaları bütün hileyi bozar. Ceplerindeki işaretli mermiler sonradan sahne arkasında çalışan asistanları tarafından alınıyor ve diğer sihirbazın kurşun geçirmez yeleğine yerleştiriliyorlar. Sihirbazlar maskelerini takarken arkalarını duvara dayıyorlar ki asistanlar da gerçek mermileri yeleklere yerleştirebilsin. Böylece yeleği giyerken de mermiyi yerine yerleştiriyorlar. Silahlar ateşlendiğinde ise ya boş mermi camı kıracak kadar güçlü oluyor ya da görünmez maytaplar cama delik açmak için kullanılıyor. Yani sonuç olarak bu çok koordinasyon gerektiren bir numara. 2. David Blaine'nin kahve ile madeni para hilesi. Sütü peynire çevirmeyi ve suyu şaraba çevirmeyi duymuşsunuzdur. Peki ya kahveyi madeni paraya çevirmek? Bahsettiğimiz şey mecazi bir anlam taşımıyor. David Blaine'in televizyonlarda yayınlanan evsiz bir adamın kahvesini alıp onu bir bardak madeni paraya çevirme hilesinden bahsediyoruz. Çok kibar ve göze hitap eden bir hile. Peki nasıl yapılıyor? Kahve bardağının en altında gizli bir bölmesi var ve o bölmede bir sünger var. David Blaine'i parmağını bardağın altındaki delikten geçirerek süngeri yukarı doğru itiyor ve süngerin kahveyi çekmesini sağlıyor. Zaten öncesinde orada olan madeni paralar da kahvenin çekilmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Peki bir YouTube videosunda neden evsiz bir adam hileli bir kahve bardağıyla dolaşıyor? Çünkü çekim ekibinden biri numara yapılmadan önce adama gidip kahveyi veriyor. Muhtemelen evsiz adam bunun ona karşı yapılmış bir jest olduğunu düşünmüştü. Ayrıca adama televizyona çıkacağına dair bir sözleşme imzalatarak da bu numarayı gerçekleştirmiş olabilirler. 1. Ağzından kurbağa çıkarmak. Yakın zamanda David Blaine The Tonight Show'a çıktı ve değişik bir hikaye anlattı. 100 yıl önce bir adam midesini bir akvaryuma çevirmiş ve orada yaşayan canlıları tutuyormuş. Ayrıca istediği zamanda onları dışarı çıkarabiliyormuş. Bu hikayeyi anlattıktan sonra su içmiş ve canlı bir kurbağayı ağzından çıkarmış. Numarayı yaptıktan sonra ise kurbağayı tekrar yutmuş. Blaine bu numarayı daha önce de tanıklar eşliğinde ağzında önceden bir kurbağanın olmadığını kanıtlamak amacıyla yapmış ve o sefer de birkaç kez kurbağa yutup çıkarmış. Peki nasıl yaptı? Hile şu, aslında bir hile yok. Gerçekten de kurbağaları yutuyor ama regurgitasyon yani ağzından bir şey çıkarma sanatını öğrenmiş. Bu gibi hileler aslında hiç yeni değil. 1600'lerdeki su oluklarından geliyorlar. Olabildiğince fazla su içerek onu aralıksız bir şekilde püskürterek dışarı çıkarmayı gerektiriyor. Hacı Ali numarayı sudan sonra gaz yağı içerek bir adım ileri taşımış. Böylece gaz yağı karnında suyun üstünde duruyor ve bu da suyu püskürttüğünde ateş yakmasını sağlıyor. Aynı metot ağzından hayvan çıkarırken de kullanılıyor. Bu numara aslında sıkça yapılan bir numara değil. Blaine bu numarasını yapmadan önce insan akvaryumu ismiyle bilinen sihirbaz Norton'u anlatıyor. Mac kurbağaları ve Japon balıklarını tek tek ağzından çıkarmasıyla biliniyor. Ama aslına bakarsanız canlı hayvanları yutmak sihirbazların aldığı çok büyük bir risk. Bu yüzden de diğer sihirbazlar bu numarayı yapamazken David Blaine'i yapabiliyor. O korkusuz ve vücuduyla bir şey yapmak istediğinde karar veriyorsa onu yapıyor. Hacı Ali'den sonra gaz yağı numarasını yapan ilk kişi oydu. Bu numarayı 2013'te Jimmy Kimmel Show'unda ağzından kontrollü şekilde bir şeyler çıkarmak konusunda çok iyi olduğunu kanıtlamak için yapmış. Kurbağa yutmak aslında bir sıvı yutmaktan çok daha zor. Çünkü öğürme reflekslerimiz onları ağzımızdan geri çıkarma isteği yaratıyor. Ama bu durumu kontrol edebilmek için de Blaine'in öğürme refleksi için çok fazla pratik yapması gerekmiş. Aynı kılıç yutan insanların yaptığı gibi. Sihirbazların bu numaraları çalışmak için ipe bağladıkları bir patates yuttukları biliniyor. Sonra da patatesi geri çıkartmaya çalışarak karın kaslarını objeleri ağızlarına doğru geri itmek üzerine alıştırıyorlar. Peki kurbağa nasıl midelerinde yaşıyor? Sonuçta orada bir sürü asit var. Ya Blaine'i numaradan önce mide sıvısını bol suyla seyreltiyor ya da kurbağayı yutağına tutuyor. Böyle bir numarayı öğrenmek için aylarınızı ve yıllarınızı vermek de sizi David Blaine gibi işinizin en iyisi yapıyor.